hızım yeter. Umarım şu kafeteryayı kadar. Mesela şunu. O varmış yardım. Ha, bu da şey sorunu çıkabilir. Neyse kendimi göstereyim. Bakın herhalde büyük ihtimalle burnum, ağzım, yüzüm mosmordur veya pes pembedir. Mosmordan önceki şey burnum akıyor. Baya soğukmuş. Böyle bir yerdeyim. Güzel. Güzel oldu, güzel oldu. Sazlıkların oradan kayıyorlar kenarda. Sahil boyunca gidiyor. Ha, yazın buralara yaya olarak yaklaşamazsın bile ormanın içinden. Hani zor yaklaşamazsın dedi. O şekilde kış olunca gezebiliyorsun. Tam kayık hariç. Kayık. Bilmiyorum. Yaklimanına geri geldik. Başladığımız yere geri gelmek üzereydi. Ha bakın yatları ben görmemişim. Belki görmüşüm. Gölden çıkardıkları yatlar karada. Yerden kesmişler. Brandalamışlar. Arkadaşlar bu ülkeye bir ürün satmak istiyorsanız bir yerden geldi aklıma. Ülkenin şartlarını düşünülerek satılması lazım. Bu ürün neyse sattığımız. Bunun şartları, kış şartları düşünülmesi lazım. Türkiye'de dayanan ürün burada dayanmayabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani iş adamlarını söyleyeyim. Bunlar isterler zaten. Standartları vardır. Ama biz Türkiye'de bazı şeyleri öyle boş verdiğimiz için burada dayanan orada da dayanır dediğimiz için pek fazla düşünmediğimiz için sorunlarla bizim iş adamlarımız, ticaretçilerimiz karşılaşabilirler. Karşılaştıklarını da biliyorum zaten. Adamı söylediğin halde umursamıyor. O bildiği ürünü yapıyor. Şunu ekle diyorsun, bunu ekle diyorsun. Bu gerekli. Bu olmayınca bu ürünün burada hiçbir şeyi yok. Etkinliği, kullanımı yok. Ama biz millet olarak söylenenlere inanmadığımız için ille yaparak, görerek bazı şeyleri yaşayarak test etmeyi sevdiğimiz için hep zararlı çıkıyoruz ama biz ama adam öyle düşünmüyor. Bir kere vurdum voleyi diyor. Gelmese de olur mantalitesi içinde. Öyle adamlarla hiçbir şey yapamazsın zaten. Şuradan çıkalım. Şuradan çıkayım bakalım. Kamp. Mescile kampı diyor. Camping Mescile diyor. Şöyle göstereyim inşallah elim çıkmıyordur. Sahil restoranını açık. Saatleri. Cuma günü saat 14. Akşama bugün günlerden ne cumartesi akşam sabah 9'dan akşama pazar günü 9'da 4 arası bugün belli saatlerde açıyorlar anlaşıldı belli saatlerde açtıkları için yapmışlar bakın buradan öğrenmiş restorancı aç gelindeyim.
korkuttu beni. Aklımdan geldi. İşte. Dışarıda böyle kış şartlarında, burası Finlandiya. O yönden uygun. Bakın, kayak yapmayı seven kayak. Eyvah. Kayak yapıyor işte. Kar motoruyla gezmek isteyen geziyor. Kamp yapmak isteyen yazın gemiyle, kayakla, her neyse gidilecek yerlere gidiyor. Gidebiliyor. Bakalım. İnsanları çekmeden inşallah şey yoktur, maske mecburiyeti yoktur içeri. Yoksa maskemiz arabada. Zaten arabaya gidersem geri gelmem. Kafeteryaya diyorum. Şöyle bir kafeterya. Yazın da çok güzel burası. Göstermiştim zaten. Şöyle bir daha göstereyim. Uzaktan. Göremiyorum ben. Olsun. Şöyle. Şöyle gidelim. Bakalım restoran diyor. Bunun girişi buradandı. Tamam, şimdi var mı girişi, neresi buranın? Yoksa benim yanımda para var mı arkadaşlar? Benim çekim yapabiliyor muyum onu da bilmiyorum. Param var mı onu bakayım. Param yoksa kart. Kartım var ama bir kahve için kart. Evde vardı bir sürü bozuk para. Taşımıyoruz bozuk para. Evet. Varmış. Varmış arkadaşlar. Gidelim. İçeri girelim, bir kahve içelim. Moi, kahvia, saisiko? Juon täällä. Tai tolle terassille. En ota. Kiitos. Ei kiitos. Ihan menee sille. Kiitoksia. Kuka pikkään on ottaa? Joo. Kyllä se on hieman. Kiitos. Thank you.
arkadaşlar kaydı. İçeride biraz ısınayım. Arkadaşlar ceketleri falan çıkarmak lazım çabucak ısınmak için. Ben çıkarmadım hemen gideceğim diye. Zaten bakayım. Arkadaşlar ısındım bayağı. Şapkayı çıkarınca daha güzel ısındım. Bayağı yorulmuşum. Kahve iyi geldi. Abi güzel geldi. Kahveyi sütsüz, şekersiz içiyorum. Şeker kullanmıyorum zaten genelde.
şekeri hiç sevmem. Çocukluğumdan beri sevmem şekeri ama tuzlu ekşi şeyler çok severim. Tuzu iyi değil. Tuzu zaten azalttım. Şöyle azalttım diyor. Finlandiya'ya geldiğimde zaten yemeklere falan hiç tuz koymuyoruz. Burada yiyecekler, peynirler ıvır zıvır tuzsuz. Yani çok az tuzu. Burada tuz zaten önerilmiyor gıda standartlarına göre. Onlar çok çok az Türkiye'ye göre. Türkiye'ye geldiğimizde örnek veriyorum. Tuzu az, peynir bile alsam tuzu az diye satılan peynirler bile bana zehir gibi tadıyor. Çok tuzlu yani. Çok tuzlu. Türkiye'de elbette yiyoruz tuz. Ya o gerekli bazen ama biz Türkiye'de aşırı tuz yiyoruz. Yemeklere hanım hiç tuz koymaz zaten. Niye? Çünkü o gıda maddelerinin içinde gerektiğinden fazla tuz var. Alıyoruz. İstesek de istemesek de alıyoruz yani. Az tuzluları bile çok tuzlu geliyor bize. Yani burada satılanlar, Türkiye'de az tuzlu diye satılanlar burada normal olarak aldıklarımızdan kat ve kat daha bir tuz oranına sahipler. Damak tadı değişiyor tabii. Oraya gelince orada da alışıyoruz ama ilk baş, ama sağlık için bayağı riskli. Oraya gelince de kilo alıyoruz. Buraya gelince de kilo alıyoruz. Sonra normalleşiyorsun tabii. Vücut bir şekilde tepki gösteriyor. İklim, hava değişimi. Buranın yemeklerini ilk başta Finlandiya yemek kültüründen bahsedersek hiç beğenmezsiniz. Çok zorluk çekersiniz, aç kalırsınız. Hiç benzemiyor. Baharat kullanımı yok dersek az, bizim gibi değil yani. Çok değişik bir yemek kültürleri var. Ne var derseniz, biraz sonra gösteririm burada restoranda ne satıyorlar. Bizim gibi sulu yemek vesaire mesela yok. Denecek kadar az yani. Evlerde yapılıyor olabilir de, yapılıyor da daha doğrusu. Bizim yemek kültürlerimiz farklı. Nasıl anlatayım bilemiyorum ama tuzu yok. Mesela ilk başta tuzsuz geliyor, bunun tadı yok diyorsun. Çünkü tuzu arıyor senin damak tadı. Yani sonradan tuz zararlı olduğunu sen de anlıyorsun. Ama bir şekilde alışıyorsun. Aç kalamayacağına göre. Alışıyorsun. Öyle bir kuru fasulye falan filan bunlar çok zor bulunan şeylerdi burada marketlerde. Satmıyorlar ama Avrupa Birliği'ne girdikten sonra bunlar kendi iç pazarını açtıktan sonra bunlar geç açtılar iç pazarını. 95'ti zaten bizim Çiller gibi yapmadı. Çiller bu ülkeye en büyük kötülüğü yapan insanlardan biri bilmeyerek. Hem de en büyük iyiliği yapanlarda. Nereden baktığımıza bağlı. Çiller hiçbir şey almadan Avrupa Birliği'nden Türk pazarını Avrupalı firmalar açtı. Şimdi bizi üyelikten etti. Yani üyelik alınarak bunlar açılır. Avrupa Birliği sana üye yapmadan seni pazarına girmiş. Senin neye verebileceğin bir şey, her şeyi almış zaten sende. Sen Avrupa Birliği sen ne yapsın? Ne fonksiyonun var? Sen gönüllü olarak vermişsin. Hiçbir şeye karşılıksız. Avrupa Birliği'nin vermez tabii. Ne verecek ki sana? Sana şey fonlarını mı açacak? Sana söz oy hakkı mı verecek? Vermez. Ben olsam vermem. Bizim politikacılar günlük yıllık mı düşünüyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Etrafındaki kişiler mi nedir? Ülkemizi insanlar yönetmiyor. Daha doğrusu liyakatlı insanlar yönetmiyor. Hala daha öyle. Bazı şeyler doğruya gidiyor ama hala daha öyle değişen bir şey yok. Güzel işler yapıldığını inanıyorum ülkede ama hala da aynı zihniyetle yapıyoruz. Aynı zihniyetle yaptığımız müddetçe biz adam
olma yolunda çok çok yavaş ilerleriz. Adam olma dediğim ya, ülkemize refah kavuşması. Bilmiyorum. Arkadaşlar, kahvenin fiyatını soracak olursanız 2 euro. 2 euro kahve. Kaç para yapıyor? Euro 9 lira değil de aldığım yerde 18 lira bir para. Kahve. Ama güzel. Bizim Türk kahvesi de güzel, bu da güzel. Arkadaşlar Nescafe içmeyin. En zararlısı olur. Nescafe'nin için ne olduğu belli değil. Her türlü hastalığı yol açıyor. Kolay geliyor ama biz Amerikalı değiliz. Kapitalizmin ürettiği bir ürün. Çabuk, hemen molan bile kısa dursun diye adamlar öyle düşünerek yapmıştır. Filmlerde de zaten o beyni yıkıyorlar bütün. Herkes aceleyle yol kenarından kahve var. Yolda giderken kahve içme kültürü. Nasıl olabilir ya? Kahve öyle içilir mi ya? Bizim kültürümüze uygun değil ama adamlar pazarlıyorlar işte. Bizimkiler, aydın denilen kişiler de bilmeden bu tuzağa düşüyor. Onu gelişmişlik zannediyorlar. Bizim ülkemizin aydını da şeyi de yetiştirilmiş dış güçler deniliyor ya tabii ki. Onlar zaten gönüllü. Geç. Onların borazanlığını yapıyorlar. Çünkü bilmiyorlar ki. Bilenler var aralarında, ayrı mesele de. Bilerek bedava yapmıyorlar yani. Para karşılığında propaganda yapıyorlar. Adam satın alıyor. Aynı Avrupa Birliği bize yaptığı gibi Çin'de. Sen veriyorsan gönüllü, hiçbir şey vermeden gümrük birliği anlaşmasını imzalıyorsan, piyasanı açıyorsan, sen almış zaten alacağını, sen baştan veriyorsun. Neyse. Bunlar müşterilerim mi yoksa kiralık mı veya kullanıma hazır mı bilmiyorum. Hiç sormadım, yazmıyor da bir şey. Böyle bir kapalı terastayım. Burası rüzgar görmesin diye cam yapmıştım. Evet. Of. Burada dışarıda oturmak istedim. Öyle bir yerdeyim arkadaşlar. Neyse. Gidelim arkadaşlar. Konuşanlar büyük ihtimalle Estonyalı arkadaşlar. Estonya dili Fince'ye benzer ama aynı kelimeler vardır. Anlamlar çok çok farklıdır. Finlerin konuşması o yüzden aslında kolay ama anlam farklılığı olduğu için çok değişik anlam, zıt anlamlar bile olabiliyor yani. Zor geliyor onlara. Halbuki onlar aynı akraba bir dil. Finler, Estonyalılar. Ben Finler Azerbaycanlarla başta şey yapıyordum, karşılaştırıyordum. Bizim aynı onlarla nasıl anlaşabileceğimiz gibi. Ama bunlar anlaşamıyorlar. Konuşamıyorlar. Bilmiyorum ama doğru mu veya istemiyorlar mı? O ayrı bir mesele. Neyse gidelim. Bugün uzun bir gün oldu.
Gideyim bir duş alayım. Arabamız bizi bekliyor. Havada zaten kararmak üzere. Gidelim. Plaka işleri beni sıkıyor. Plaka işleri beni sıkıyor. Sağ tarafımı göremiyorum. Kar küremişler, yığmışlar oraya. Edemiyorlar. Tahmin edemiyorlar araba kalkar mı kalkmaz mı diye. Garantiye oynuyorlar ama herkes uslu uslu nasıl da bekliyor. Gördünüz mü yolda? Ne korna var ne bir şey var. Acele etme. Hiç faydası olmuyor korna çalmanın. Daha da panikletiyorsunuz karşıdaki kişiyi. Çok işi var arkadaşlar. Şu arkadaşlar kelimesini kullanmayın dediler bana. Çok fazla kullanıyorsun. Sıkıyor dediler. Onu kullanmamaya çalışıyorum ama unutuyorum. Dil alışkanlığı. Sonuçta hep lahdi yazıyor. Akıcı bir dille konuşmaya çalışsam da amatörüz sonuçta. Bazı şeyleri papağan gibi tekrarlıyorum. Farkındayım. Bunları aslında makaslarken kesebilme imkanım var ama çok vakit alıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi ben videoları makaslamak istemiyorum. Tam haliyle kalsın, arşiv olarak kalsın diyorum. Ama YouTube'a da ne kadar güvenilir? Kendim bir arşiv. Evet, şimdiye kadar çektiklerim de vardı bazılarında arşiv olarak ama ben bunları saklayabilmem için çok büyük hard disk deniliyor Türkçe, onu da kullanmak istemiyorum. Türkçesi de yok. Bu
bazı terimleri. Ona da ben kızıyorum. Türkiye'de bu Türk Dil Kurumu veya kimse sorumlusu bu yeni kelimeler niye üretmiyorlar? Bak, çok da başarılı ürettikleri var. Veya üretiyorlar, niye duyurmuyorlar? Çünkü üretmek değil sadece amaç, bunu duyurmak ve kanunlarla bunu şeye kullanım kılavuzlarına falan yazarak bunu yaygınlaştırmak. Bu işte bir şeylik yok bizde. Herkes kendi işini yapıyor ama sonuna kadar düşünmüyoruz herhalde. Yani filmleri o yüzden seviyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Her kelimenin bir çoğunluk tabi, her şeyin yok. Şeyi var, fincesi var. Finceyi çevirmeye çalışmışlar. Finceyi çevirmediyse bile direkt veya başka bir kelime bulunmadıysa bile finceleştirmişler. Bizdeki gibi İngilizce gibi mesela gigabyte diyoruz. İngilizceden direkt almışız gigabyte. Gigabyte yazıyoruz, gigabyte okuyoruz. Dilimizi farkında varmadan bozuyoruz. Zaten asıl bizim Türkçemiz İstanbul Türkçesi değil. Resmi olarak onu kabul etmişler, onu kabul ediyoruz. Ama asıl Türklerin bir sürü şeyi var. Lisanı var. Aksam bile Türkçe değil. Onu kullanmamak için yerine ne bulabilirim diye düşündüm. O yüzden birazcık şey oldum. Düşündüm. Sessiz kaldım. Yani şöyle düşünecek olursak, biz Türkçe konuştuğumuzu sanarak hangi dilde konuştuğumuz belli değil ya. Yani. Karma karışık. Kelimeler elbette bir dil etkilenir bazı şeylerden ama bu dil kendi kendini yok etmez. Benim görüşüm, biz kendi kendimizi yok ediyoruz. Dilin evrim geçirmesi farklı, başka bir dile benzemesi çok çok farklı bir şey. Birebir kopyalanmaz bazı şeyler. Dilinde yoktur karşılığı. Alırsın direkt ama onu da alırken de Türkçeleştirerek alırsın. Mesela bu Finlerin damgasıdır. Bir kelimenin sonuna hep i eklerler, finceleşir o şekilde. Nasıl diyeyim? Örnek vereyim kendi kardeşimle. Ersun ismi. O ismi bile finceleştiriyorlar. Ersun demiyorlar ona. Ersun diyorlar. Veya kısaltıyorlar, Ertsu diyorlar. Kendilerine çeviriyorlar. Sadece isimden yola çıkıyor. Başka şeyler de olabilir.